Ve bu toplantıyı, bu sohbete karar verdik. Bunu yapma sebebimiz de malum hepimizin son zaman olan olaylardan etkilenmemizdi. Ben öncelikle biraz kendimden size bahsetmek istiyorum. Beni tanımayanlar olabilir. Altında esasında Ebru Tontaş yazıyor ama ben Esra Ürkmez'im. Ebru ile biz artık bir olduk, 8 senedir yaklaşık. Değişen pek bir şey yok. Ha o ha ben diyorum. Ben Kanser Dans Derneği kurucularındanım. İlk olarak Facebook sayfası olarak başlamıştık. Sonra dernekleştik. Babamı kanserden kaybettim. Kanserli hikayem böyle başladı. 8 sene önce. Ve o zamandan beridir de işte Ebru ile biz ilk başladığımızda birisine faydamız olursa ne mutlu bize diye başlamıştık. İkiydik, beş olduk, beştik, 15 olduk. Ondan sonra on binlerce insan olduk. Şimdi hepimiz biriz, öyle hissediyorum. Tabii bu süre içerisinde paylaşırken de bahsetmiştim. Bize inanan pek insan yoktu. Bunların arasında ailemiz bile yoktu kimi zaman. Ebru çok iyi bilir bunu. Hep bir destek, hep bir arkamızda güç hissettiğimiz zaman bazen oralar boştu. Fakat biz her zaman kendimize güvendik. Ama benim 30 senelik arkadaşım var. Benim hep yanımdaydı. Ne kadar mutlu ki benim de ilk canlı yayınım ve ben şimdi Şehnaz'ı size tanıtmak istiyorum. 30 senelik arkadaşım, Kanser Dans'ın adı bile çıktığında ilk olarak bizimle beraberdi. Hep beraber. Şimdi onunla koronavirüs zamanında ruh sağlığımız üzerine sohbet edeceğiz. Şehnaz'cığım biraz kendinden bahseder misin? Biraz da seni tanıyalım. Ondan sonra girelim konuya istersen. Tabii ki benim de ilk cümlem ben Esra'nın 30 senelik arkadaşıyım olsun. Çünkü bu bizim için çok özel. Ve ne mutlu ki ben de bugün daha henüz zihinde bir düşüncedeyken beri takip ettiğim, gururla takip ettiğim Kanserle Dans'ın bir parçası olarak bugün sizlerleyim. Bundan gurur duyuyorum. Klinik psikoloğum, bu süreçte koronavirüsle ilgili olarak da bir sürü kaygı ve endişe yaşayan kişiler var. Ben de dahil, yani sonuçta uzman olmama rağmen ben de süreçle ilgili kaygı ve endişe yaşadığım anlar oluyor. Ki altını çizerek söylüyorum, şu aralar kaygıyı yaşama en azından belli bir seviyede tutmakta fayda var. Bu bilgiyi verdikten sonra kısaca bir özgeçmişimi paylaşayım. Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi'nde klinik psikoloji eğitimimi aldım. Son 3 senedir online terapi veriyorum. Ayrıca Acıbadem'de de yüz yüze danışanlarımı görüyorum. Çok olağan dışı bir süreçten geçiyoruz. Esra, henüz soruları almıyoruz herhalde, değil mi? Ben böyle bir kısaca bir koronavirüs şeyi vermek istiyorum, girişi yapmak istiyorum açıkçası. Tabii. Hem bizim yani hepimiz büyük bir ihtimalle biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey yok ama şöyle bir ilk başta nedir? Yine o nasıl deal ederiz? Ondan sonra sorular zaten benim bile sorularım var açıkçası. Sen de dedin ya beni bile etkiliyor. Etkilemeyen insan kalmadı herhalde. Her gün yeni bir şeyle Evet. karşılaşıyoruz. Evet, bir açılış çok iyi olur. Evet. Ya çok fazla bilgi bombardımanına tutmayacağım. Sadece hani özel bazı en azından hani duyduk mu birazcık içimizi rahatlatan bazı bilgileri paylaşacağım. Öncelikli olarak şu soru çok geliyor bana. Neden bu kadar hani tamam koronavirüs sonuçta hayatları tehlike altına atan bir durum. Çok olağan dışı bir durum ama neden? Hani sonuçta hayatın bir parçası, yaşam kadar ölüm de hayatın bir parçası. Niye biz böyle olduk? Şimdi önce bu dinamiği anlatmak istiyorum. İnsanoğlu olarak, canlı olarak evrimsel bir şekilde baktığımız zaman üzerinde kontrol sağlayamadığımız durumlarda normalin çok daha üstünde bir korku ve kaygı yaşıyoruz. Mesela şeyi hatırlayın, deprem dönemini hatırlayın. Ne kadar çok benzer aslında, değil mi kaygılar? İçimizin hoplaması, sürekli bir kaygı, endişe halinde olmamız. Deprem, terör, Esra siz bunu çok yakından yaşadınız. İşte bu 9 Eylül, işte 11 Eylül saldırılarını mesela o dönem gene insanoğlunun üzerinde kontrol sağlayamadığı durum. İşte sel, tsunami gibi doğal felaketler ve bizim aslında
İşte hani domuz gribi vesaire SARS dışında çok da aşina olmadığımız salgın durumları. Bunları tarihten biliriz, değil mi? İşte çok meşhur veba salgını, kolera salgını, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği salgınlar. İşte biz şu an filmlerde, kitaplarda, tarihte okuduğumuz bir şeyi birebir yaşıyoruz. Sürecin diğer bir özelliği de travma özelliğini taşıması. Nedir? Gene kontrolsüzlük, yani bizim kontrolümüzün dışında bir şey olması. Bir de bunun üstüne karantina eklendiği zaman ne oluyor? Bizim kendi irademiz dışında bir şekilde evde tutulmak zorunda kalıyoruz. Tüm bunları bir araya topladığımız zaman da korku ve kaygı kaçınılmaz oluyor. Şimdi ben herkese şunu söylüyorum. Danışanlarım başta olmak üzere katıldığım canlı yayınlarda korkudan korkmayın. Kaygı hissettiğiniz için kendinizi kötü hissetmeyin. Az sonra söyleyeceğim sebepten dolayı kaygının demin de dediğim gibi şuralarda tutulması lazım. Biz buradaki kaygıyı buraya indireceğiz ama yok etmeyeceğiz. Çünkü bu kaygı sayesinde önlemlerimizi alacağız. Bu kaygı sayesinde işte hijyen unsurlarına dikkat edeceğiz. Ben bu konuşmada işte hijyendi, önlemdi, sosyal mesafeydi bunlara girmiyorum. Çünkü Tabii. artık bunlar böyle beynimize işlendi. Bir minik bilgiyi daha paylaşmak istiyorum Esra. Şimdi biz bunu belki bilenler vardır izleyiciler arasında ama korona virüsünü biz böyle bir anda ortaya çıkan yeni bir virüs olarak biliyoruz. Fakat koronavirüs aslında var olan bir virüs grubu. Onun için adı yeni koronavirüs. Yani işte novel koronavirüs dediğimiz işte aslında biraz SARS'a benzeyen bu işte daha önce MERS olarak bildiğimiz işte akut solunum yolu enfeksiyonu, Orta Doğu solunum yolu enfeksiyonu olarak bildiğimiz bunlar SARS'lar, MERS'ler hepsi koronavirüsün bir parçası. Bunu neden söylüyorum? Bu virüsler de ortaya çıktıklarında tedavileri yoktu. Ne oldu? Zaman içerisinde tedavileri bulundu. Koronada da bizi böyle bir gelecek bekliyor. Yani koronavirüs diğer virüslerin ait olduğu, SARS'ın, MERS'in ait olduğu bir gruba ait virüs. Hani bu şahsen beni biraz rahatlatan bir şey. Hani bildiğimiz bir grubun yeni bir üyesi olması. Zaten de üzerinde çalışmalar var. Umut verici çalışmaları da duyuyoruz. Sonuçta bu süreç geçecek bir şey. Ha, ama tabii ki bu süreci nasıl geçirdi önemli. Bu bilgiyi paylaşmak Sormak istedim. istiyorum Şehnaz'cığım sana. Bana çok Tabii. enteresan geldi çünkü dinleyenlere de gelmiş olabilir. Bu arada sorularınız varsa sorularınızı gönderebilirsiniz. Biz koronavirüsünü, ruh sağlığımızı kanser eden seneler, kanser hastaları için değil, herkes için yani hepimiz için, benim çocuğum için, benim için, hepimize ile alakalı bir şekilde başladık. Şimdi mesela kaygı dedin ve kaygının olması, önce bir sanırım kabul etmemiz gereken kaygılanmamızın normal olması. Değil mi? O Evet. ilk adım galiba. Yani ben senin söylediklerinden onu anladım. Çünkü hep bir bilinmezlikten dolayı aman Allah'ım niye bu kadar kaygılıyım? Niye bu haldeyim diyerekten sanırım o anxiety biraz daha yukarı çıkıyor. Bizim esas onu aşağıda tutmamız önemli. Doğru mu anladım? Evet. Yok etmek değil. Çünkü kaygıyı yok ettiğimiz zaman ne oluyor? İşte o zaman vurdum duymazlık, umursamazlık oluyor. Biz onu istemiyoruz. Benim ısrarla vurguladığım şey kaygıyı tutacağız. Ama kaygıya kendimizi kaptırmayacağız. Şöyle ki, eğer biz kendimizi tamamen varımızla, yoğumuzla 7/24 salgının gidişatına bırakırsak işte o zaman panik bozukluk, işte o zaman OKB bunların tavan yapmasını bekleriz. Veya işte hastalığı. Şimdi sürekli virüsü düşünmek bunlardan biri. 7/24 yani uyandığın andan itibaren virüsü düşünmek veya asılsız kaynaklardan haber almak. En büyük hata. Gene bunu da ısrarla böyle altını çiziyorum. Lütfen lütfen kaynaklardan, yani güvenmediğiniz kaynaklardan bunu da çok telaffuz ediyorlar. Üzerinde duracağım ama ben gene de. Şey almayın, bilgi almayın. Bilgi alım zamanınızı kısıtlayın. Ben şunu öneriyorum. İdeal olarak
günde bir, ki o da işte bakanın bir açıklaması oluyor. O saatte hani onu, o da bir rutin. Biraz sonra rutinden de bahsedeceğim. Rutin muhakkak hayatımızda tutmamız lazım bu dönem. Bunun da bir rutine olsun, bilgiyi edinmenin. Ama yok ben yapamıyorum, merak ediyorum diyorsak o zaman sabah akşam olsun. Yani aradaki zamanı muhakkak başka bir şeyle doldurmamız lazım. Ve benim önerdiğim bazı kaynaklar var. Dediğim gibi Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, önemli sağlık kuruluşlarının web sayfaları olabilir, Instagram sayfaları olabilir, ama bunun dışında başka hiçbir kaynağı, bir de tabii saygın tanınmış profesörlerin, doktorların, sağlık uzmanlarının sayfaları olabilir, ama bunun dışında o WhatsApp videolarını vesairelerini açmayın lütfen. Bir de şunu da söylüyorum ben Esra, biraz bencil olacağız bu dönem. Şimdi artık sosyal ortamlar, işte böyle Zoom gibi ortamlarda da sosyallik yaşanıyor. Baktınız birisi sadece böyle felaket senaryoları anlatıyor. Arkadaşınızı susturun kibarca. Baktınız dinlemiyor arkadaşınız, devam ediyor. Kibar bir şekilde terk edin ortamı. Çünkü bunlar çok toksik bilgiler ve bizim hani kaygımızı kötü anlamda tavanda tutacak bilgiler. Ben onu bugün yaptım, biliyor musun? Çok enteresan. Şöyle ki ben biliyorsun Notre Dame de Sion mezunuyum. Orada bizim bütün kızların bir grubu var. Artık gelen linklerden kimisi çok negatif. Linke bastırmadım bile. Zaten New York Times'ın hafta sonu çıkan gazetelerinden. Ben normalde cuma, cumartesi, pazar 3 gün o gazeteleri çok böyle severek bekliyorum. İnanılmaz heyecanla bekliyorum. Şimdi tabii gazeteler de önce dışarıda bekliyor bir 24 saat. Onu içeri alamıyoruz. Aldıktan sonra dün sanıyorum Cuma'nın gazetesini okuyordum veya cumartesi, hatırlamıyorum. Baktım ki her haber koronavirüsle ilgili ve bir anda o gazeteyi elimden bıraktım. Dedim ki bu bana iyi gelmeyecek. Belki bir süre ben gazete okumasam benim için daha iyi. Yani eminim ki onlardan biri de bir link olarak bana WhatsApp'tan bugün geldi. Ama üstüne tıklamamayı tercih ettim. Çünkü o şeyin karambolin içine girmek istemiyorum açıkçası. Çok doğru bir şey yapmışsın Esra. Yani o anda onu okumamış olman sana hiçbir şey kaybettirmeyecek ama ruh sağlığın açısından oldukça şey kazandıracak. Şimdi çok sık sorulan bir soruyu ben şimdi cevaplamak istiyorum çünkü önemli. Hani demin dedik ya işte endişeyi, korkuyu normal karşıla, ben hatta onu işte korkudan korkma olarak aklımızda kalsın diye özetliyorum. Korkudan korkmayacağım. Fakat şimdi şu soruluyor. Peki nasıl becereceğim ben bunu? Şimdi bakın psikolojide şöyle bir şey var. Aslında sadece psikoloji diye hayatın her alanında. Yani mesela bir vitamini çok aldın, bir noktadan sonra fazla gelir. İşte suyu bile çok içtiğin zaman suyun bile fazlası zararlı oluyor. Şimdi dolayısıyla aşırı olan her durum zararlı ve kişiyi bir kısır döngüye sokuyor. Onun için korkudan korkmak da bu döngüyü yaratıyor. Şimdi ama korkuyoruz, haber duyduk, istemedik bizi ama bir şekilde duyduk oradan. İşte veya bir anda aklımıza geldi, düşünce aklımıza geldi. İşte annemiz geldi, babamız geldi, çocuğumuz geldi, her neyse. Bu korkuyu önce normalize edeceğiz. Diyeceğiz ki bir dakika, çok olağan dışı bir dönem yaşıyoruz. Çok büyük bir salgının ortasındayız, karantinadayız. Korkmam normal. Bunu normalize ettik ikinci aşama. İkinci aşama, o korkuda durmayacağız. Normalize ettik, kabul ettik. O korkudan uzaklaşmak için, bakın yok saymak değil, korkuyu kabul ettik. Uzaklaşmak için dikkatimizi, insanoğlu olarak şöyle bir kabiliyetimiz var. Zihnimizi çok güzel kontrol edebiliyoruz. Zihnimizi bizde korku yaratan düşünceden uzaklaştırarak korkmayacağımız veya korku hissimizi azaltacak bir şey yapmak. İşte ben buna diyorum ki bulmaca çözmek, arkadaşla konuşmak, spor, film. Şimdi çok şanslıyız, bu Netflix'ler, şunlar bunlar, işte birçok firma free of charge, işte ücretsiz hizmetler sağlamaya başladı. Yani dikkati dağıtacak herhangi bir şey. Bunun standardı yok. Başkasına komik gelebilen bir şey size iyi gelebilir. Hiç utanmayın. Sadece korku geldiği anda dikkatinizi dağıtın. Bu çok önemli bir strateji.
Bir şey, bir önerim de şu, demin dediğim gibi yani panik ortamından uzaklaşın, yoksa böyle onu da ben şeye benzetiyorum. Hani domino oyunu vardır ya Esra, böyle bir tane basarsın, bütün Evet. ne kadar kaç tane taş varsa hepsi dağılır. Yani şunu düşünmeyin, ha ben ayakta kalırım değil, siz de yüzüstü yapışırsınız. Yani onun için panik ortamı hissettiğiniz anda Esra, senin yaptığın gibi çekilmeyi Peki. öneriyorum. Ben mesela daha önceden haberleri izliyordum. Bilmiyorum. Eminim herkes takip ediyordur. Benim iş yerim New York'taydı. Bu daha New York'ta ciddi rakamlar gelmeden ilk kapanan ofislerden birisiyiz. Çünkü iş yerinde çalıştığımız bir hanımın kocası vefat etti. Yani ve o kadar Tabii. erken teşhis, yani o kadar ilklerden ve ondan sonra bir hafta içinde vefat etti ve bizim ofis anında kapandı. Ve New York şu anda inanılmaz derecede yüksek. Böyle haberler aldım mı kötü oluyorum. O zamanlar şeyi de seyrediyordum. Ne olacak, nasıl olacak filan. Şimdi bildiğim, inanır mısın, 2 haftadır maksimum herhalde 5 dakika filan seyrediyorum. Bildiğim rakamlar hala yükseliyor mu? Yükseliyor. Platoya geldik mi, gelmedik mi? Ben elimden geleni yapıyor muyum? Elimden geleni yapıyorum. 10 günde bir alışverişe gidiyorum. Mesela bugün maskeli resimlerimizi çektik. Maskeler, eldivenler sırf kendim için değil, başka insanları da korumaya çalışıyorum. Çin'den mesela bana birçok maske geldi. Her ne kadar başta kullanma deseler de yaşlara dağıttım. Kendim elimden geleni Evet. yapıyorum. Uzaklaşıyorum. Kafa sağlığımı korumaya çalışıyorum. Bir de bunun içinde çocuklar da var tabii. Yani çocukları da çok fazla yanlarında haber dinlemek, sürekli koronavirüsten bahsetmek, o da onları negatif olarak etkiliyor. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada bir tane sorumuz geldi. Birkaç tane geldi hatta. İlkini ben sana vermek istiyorum. Sorulara geçebilir miyiz Şeyna? Sen tamam mısın? Tabii. Tabii geçelim. Ben bir de rutinden bahsedecektim ama eminim sorularda oraya yönlenecek bir şey çıkar. Soruları alalım ki Tamam. zamanımızı öyle değerlendirelim. Tamam. Bu Erdi Çiğdem Kuzucu, bizim Ankara'dan takipçilerimizden. Çok uzun zamandır o da bizimle beraber. İlk soru benden gelsin istiyorum. Korkmuyorum, dışarıya çıkıyorum. Benim için mutlu ölmek önemli. Öleceksem de mutlu öleyim. Yapmak istediğimi yaparak öleyim diye düşünüyorum. Ben anormal miyim? Yani dışarı çıkmaya Çiğdem devam ediyor. Öleceksem mutlu öleyim. Ne yapmak istiyorsam yapayım. Ben anormal miyim diyor. Şimdi şöyle oradaki çıkışın detayı bizim için önemli. Yani benim yorum yapmam için bunun detayı önemli. Şimdi ben dışarı çıkıyorum, önlemimi alıyorum. Hani çünkü dışarıda yapacak bir şey yok. Hani dışarı çıksan zaten mutlu olamazsın çünkü evde kalmak seni daha mutlu eder. Dışarıda ne yapacaksın mutlu olacak? Sosyallik yok. Mekanlar kapalı, sinemalar kapalı. Dolayısıyla hani oradaki şeyi tam anlayamadım ben. Ama hani ben evimin işte market alışverişiydi, şuydu buydu. Ben bunu yani kendimi kısıtlamayayım, bunları yapayım. Ama eninde sonunda evime döndüğümde mutlu öleyim diyorsa tamam, o başka bir şey. Zaten hepimizin yaptığı o. Ama yani dışarıda zaten şu an bizi mutlu edecek hiçbir şey yok. Belki o soruyu biraz daha detay alabilirsem. Şey olabilir. Ben de Çiğdem'i tanıdığım için düşünüyorum. Onun da bizim gibi dernek, resmi derneği yok ama böyle işte kanserle hastalara yardım ediyor. Sanıyorum benim anladığım kadarıyla o dışarıda yapmaya devam ettiği şeyler yine bazı insanlara yardım etmeye devam etmesi. O da onu mutlu ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla işte bu benim işte maskeleri yaşlı insanlara dağıtmam gibi bir şey. Ama ben tabii dolanarak daha insanlarla birebir sosyalleşerek yapmıyorum. Çiğdem'i tahmin edebiliyorum. Maskesini takaraktan yardım etmeye devam ediyor. Çünkü yardım etmeyi seviyor. Ben bildiğim için, yani insan olarak bildiğim için öyle tahmin ediyorum. Tamam, yani bunda zaten bu aklın yolu bir, bunda hiçbir şekilde hani normallik veya anormallik olarak nitelendirilecek bir şey değil. Çünkü şu süreç öyle bir süreç, diğer yandan hepimizin birbirine yardım etmesi de gereken bir süreç. Zaten görüyorsun hani özellikle başta sağlık personelleri olmak üzere gözden kaçan diğer insanlar da var. Mesela işte ne bileyim, bugün bir markete gidiyorsun. Biz evet, sağlık çalışanları birebir de çok büyük risk altında. Ama işte market çalışanı da risk altında. Yani görmediğimiz bazı gruplar var ki onlar olmasa biz evimize nasıl malzeme alacağız, öyle değil mi? Yani dolayısıyla tabii ki hani burada önemli olan şu:
maksimum tedbiri alarak ben de evet yani ben de annemle aynı apartmanda oturuyorum. Evimin ve onların alışverişlerini yapacak kişi benim. Dolayısıyla ben de bütün önlemlerimi alıyorum. Yani burada söylediğim her şeyi ben kendim de yapıyorum. Onun için eğer o şekilde Çok normal. mutluysa ve önlemini alıyorsa ne mutlu ona, yeter ki başkalarına yardımcı olsun, hep beraber olabilelim. Ben rutine geri dönmek istiyorum. Çünkü bence o çok önemli. Ben bilmeden bazı şeyleri yaptığımın farkındayım seni dinlerken. Sanıyorum böyle deneme yanılma olaraktan neyin bana iyi gelip neyin iyi gelmediğini bizim tabii bir sürü insan çocuk özellikle çocuklar okul eğitimlerini online yapıyorlar. Sen de bahsetmiştin. Ne kadar şanssız ki böyle bir şey yapılabiliyor. Bu yani 20 sene önce olsa ne Netflix var ne çocukların eğitimi var. Bunlar aylarca evdeler. Hiçbir şekilde onları evde tutmak mümkün değil. Dolayısıyla 9'dan 1'e kadar onların okulu var. Okulları bittikten sonra bir de bizim yemek rutinimizde. Saat 4'te dışarı çıkıyorum. Burada bizim burada dolaşacak yerimiz var kimseye ile yakınlaşmadan. İnanır mısın? İlk başta ilk çıktığımızda Talya'yı, Selin'i ikisini de çok iyi biliyorsun. İki kızım var benim bu arada. Bir tanesi 16 yaşında, bir tanesi 12 yaşında. 12 yaşındaki bır 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 ben çıkmak istemiyorum, ben istemiyorum diyerekten başladı. Dün en son geldi bana diyor ki 4'te çıkacağız yürümeye değil mi diyor. Biraz bize rutinin faydalarından bahseder misin? Ve bu rutinin içinde neler olmalı? Evet. Şimdi aslında bu benim çocuklu aile, öncelikli olarak çocuklu aileler için önerdiğim bir şeydi. Daha henüz bütün bu karantinalar vesaireler başlamamıştı. Fakat sonra karantina ile beraber yetişkinler için de önerdiğim bir yola. İşin olsun olmasın. Sen şimdi şu an home office yapıyorsun ama aramızda işi olmayan, çalışmayan bir sürü insan var. Şiddetle ve ısrarla alarm kurup kalkmalarını öneriyorum. Gününüzü haftalık programlamadıysanız dahi, bir gün önceden programlamadıysanız dahi, o gün sabah kalktığınızda program yapın. Bu programın içeriği hiç önemli değil. Ama yani yatmak mı istiyorsunuz? 9 ile 11 arası yatacağım deyin. Akşamüstü bir daha mı yatmak istiyorsunuz? 4 ile 6 arası yatacağım deyin. Ama önemli olan orada o zaman dilimlerini yapmak. Çünkü bakın, neden bunu söylüyoruz? Şimdi herkes rutini vurgulamaya başladı ama bundaki ana sebep şu. Bütün kaygı bozuklukları ve duygu durum bozukluklarının altında yatan en önemli faktör belirsizlik faktörüdür. Şimdi biz günümüzü rutine oturtarak ne yapıyoruz? Bir belirlilik sağlıyoruz, süreklilik sağlıyoruz. Aynı şey özellikle bizim için olduğu kadar çocuklar için kat be kat önemli. Yani o çocuk sabah 8'de ders başı yapıyorsa gene 8'de yapacak. Tatilde formatına girmeyeceğiz. Belki burada birazcık kızacak çocuklarımız ama 8'de onları işte ders araları nasılsa aynı şekilde olabildiğince, bazen tabii ki bazı şeyler çok kolay olmayabiliyor ama olabildiğince bu rutini sağlamayı, bakın çok çok yani sihirli bir değnek gibi bu. Bu süreçte çok önemli. Muhakkak buna dikkat edilsin. Ben esasında biraz daha bizim hayatımız tabii bu yurt dışında biraz daha böyle çok sistematik. Senelerdir o Evet, sistematik var. karar verdim ki bir dakikam bile olmamış sürekli bir koşturma halindeyim. Biraz daha esasında o esnettim mesela 9'da interneti kapatıyorlardı bizim kızlar. Onu aldım mesela bu süreç boyunca. Yani biraz esnettim ama tamamen ondan çıkmadım. Bir tane daha soru geldi. İstersen ona da şey yapayım. Söyleyeceğim Tabii. var mı bilmiyorum. Yo, dinliyorum. Tamam. Şengül Güneş'ten bir soru. Ben 40 gündür evdeyim. Dışarıya markete çıktığım zaman çok stresli oluyorum. İnsanlara eldiven, maske veriyorum. Bunları yaparken kalbim çok hızlı atıyor. Çevremdekileri uyarıda bulunuyorum. Bu normal mi? Şimdi kaygı bozukluğunun en önemli semptomlarından biri zaten işte sistem hızlı çalışmaya başlıyor. Çünkü neden? Sistem kendini korumaya alıyor. Korumaya başladığı zaman ayakta kalma, hayatta kalma stratejisidir bu. Kalp hızlı atmaya başlıyor. Öncelikle korkmayın. Bunun kaygının bir semptomu olduğunu düşünün. 40 gün evde kalabilmek, bu kurala uyabilmek öncelikle büyük bir başarı. Kendinizle gurur duyun. Keşke herkes sizin gibi olabilse, insanları uyarın.
Bu iş hiçbir şekilde kabalık değil. Kesinlikle uyarın. Dinlemeyenden uzaklaşın. Çünkü dinlemeyenin kendi sorumluluğudur bu. Hiç yani başka birinin sorumsuzluğu sizin hayatınızın tehlikesi olmamalı. Bir tek şunu öneriyorum. Hani o kaygıyı biraz hafifletelim diyorum ya, yani bir yandan muhafaza edelim ama çok yükselmesini önleyelim. Şimdi bir sonraki market alışverişinde şunu kendinize hatırlatın. Ben gerekli önlemlerimi alıyorum. Yani nedir? Ben maskemi iki kat takın maskenizi. İki kat maskemi takıyorum. Gözlük takın. Çünkü biliyorsunuz gözden de bulaşıyor virüs. Gözlüğünüzü takın. Eldiveni normalde yürürken takmanıza gerek yok. Markete girdiğinizde takın, marketten çıktığınızda çıkarın. Eve gelince ayakkabılarınızı dışarıda bırakın. Direkt balkonunuz varsa balkon, yoksa evin dışında paketleri bırakın. Banyonuzu yapın. Bu şekilde hijyeninizi sağlayın. Bakın, bu da bir rutindir bu arada. Değil mi? Bu da işin bir ritüeli diyelim. Bunu sağladıktan sonra sizin zaten bu şartlarda virüsün size bulaşma ihtimali yok denecek kadar az. Dolayısıyla bir sonraki market alışverişinizde önlemimi alarak bunu yapıyorum dediğinizde, kendinize sürekli bunu hatırlattığınızda kaygı seviyenizin daha azaldığını göreceksiniz. Önerim bu olacak. Bunu bir deneyin. Çünkü bakın, kaygıya yol açan şey bizim olumsuz düşüncelerimiz. Şimdi biz o markete giderken sürekli ya virüs kaparsam, ya virüs kaparsam, ya virüs kaparsam deyince ne oluyor? Kaygı artıyor. Çünkü olumsuz düşüncedir kaygıya yol açan. Ama biz aynı market ziyaretini önlemimi alarak gidiyorum. Bana bir şey olmayacak. Evde de gittiğim zaman gerekli hijyen kurallarını uygulayacağım diyerek gittiğinizde daha rahat gideceksiniz. Alışverişinizi yapıp döneceksiniz. Bunu denemenizi rica edeceğim. Bizim bir Murat Değirmenci, çok severim Murat'ı da, salgınla ilgili kendi yapmaya çalıştıklarından listesini yazmış bize. Çok Evet. fazla boş kalmadım diyor, kendime uğraşlar buldum diyor. Elini yıkamayı ve çok dikkat ediyorum, onda hiçbir problem yok diyor. Ücretsiz bir sürü online sayfalar var. Sen de bundan bahsetmiştin. O üyelik yaptım. Nefes egzersizlerini öğrendim. Ah, esasında bunu ben de çok yapmak istiyorum. Bir türlü fırsatım olmamıştı. Bak, çok güzel. İyi hissettirecek aktiviteler yapmaya çalıştım. Bunun da örneğini çok güzel sen verdin. Kitap okumak, dans etmek, spor yapmak. Böyle bir liste yapmış. Senin buna ekleyeceklerin var mı? Ben spor yapmayı diyorum. Çünkü bana yürümek çok iyi geliyor. Oksijen iyi geliyor. Evet, kesinlikle. Kitap okumak çok denedim. Çok enteresan. Bu süreç içinde kitap okuyamıyorum. Çünkü bir bakıyorum kitabın içine gireceğime kitaptan çok daha çabuk çıkıyorum. Baktım olmuyor, onu kesinlikle yapmadım. Böyle hiç düşünmemi gerektirmeyen şeylere kendimi yöneltmeye başladım. Tabii bu arada benim işim de devam ediyor. Evden de aynı zamanda çalışıyorum, full time çalışıyorum. Çok ciddi bir şekilde. Ben bu konuda şanslı olanlardanım. Bir de tabii çalışamayanlar var. Kapanan ofisleri olanlar, doktor ofisleri mesela, biliyorsun eşiminki kapalı, o evde sürekli. Bir de onun anksiyetesi var. Bir de onun verdiği ne zaman açılacak? Biz ne zaman büfemizi açacağız mesela, Türkiye için söylüyorum. Restoranı açacak. Elemanlarımıza para verebilecek miyiz? Kiramızı ödeyebilecek miyiz? Bunlar da bizim kontrolümüz dışında, ama bunlarla ilgili ne dersin Şeker? Buna ne yapabiliriz? Şimdi hemen o konuya geleceğim. Ondan önce atlamadan şunu söylemek istiyorum. Bir önerim var. Bu dönemde insanların kendilerinde olduğunu bilmedikleri yetenekleri de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şimdi çok zor bir süreden geçiyoruz. Gerçekten çok zor bir süreden geçiyoruz. Ama oturup hani ahva etmektense, başımızı sokacak bir evimiz var ve halen hani bu virüse yakalanmamış bir durumdaysak, o zaman şükredip, halimize şükredip biraz hani bu süreci iyiye yönelik ne şekilde şekillendirebilirime bakmak lazım. İşte mesela elinize bir kalem alın, çizmeye çalışın. Bakarsınız belki hiç bilmediğiniz bir yönünüz ortaya çıkacak. Veya işte iki satır bir şeyler döktürmeye çalışın. Bakarsınız belki bir öykü çıkacak kaleminizden. Yani birazcık o yönlere de yani
hani kendinize dönüyorsunuz ya bu dönem. Kendinize dönerken çekinmeyin, bir şeylere atılım yapın. Bakarsınız hakikaten hiç ummadığınız bir yerde bir yeteneğinizin var olduğunu görebilirsiniz. Şimdi diğer konu biraz evet ne yazık ki birçok sektörde yaşanıyor bu. Evet yani çalışanların büyük dezavantajı varken bir yandan da avantajları var, gelirleri devam ediyor. Ama bir de gerçekten işte hani iş yerleri kapanan, maaş ödemek zorunda kalan, kira ödemek zorunda kalan bir grup var ki burada çok fazla yapacak bir şey yok. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Umudu ve psikolojimizi yüksek tutmamız lazım. Çünkü neden? Bu geçecek bir süreç. Ben her konuşmamın sonunu şöyle kapatıyorum. Bu sefer biraz önden söyleyeceğim bunu. Nasıl ki hiçbir fırtına sonsuza dek sürmüyor, değil mi? Ne oluyor? Kıyametler kopuyor ama arkasından işte bulutlar dağılıyor ve arkadan güneş çıkıyor. Burada da böyle bir süreç yaşayacağız inşallah. Ama bir ay, ama iki ay. Evet çok zor ama şöyle düşünün, iflas edip de küllerinden doğan bir sürü hikayeler biliyoruz. Yani tabii ki bunu umut etmiyoruz ama en azından geçici bir süre olduğunu biliyoruz. Yani bu dönemde işte bankalar bir takım destek paketleri yapıyor. Yani bunlara birazcık bu fırsatları kollamak lazım. Açıkçası yapacak bir şey yok. Yani onunla alakalı yapacak bir şey yok. Yalnız hani buna da kaptırıp stresi bu sefer o yönde çoğaltırsak, bakın gene aynı şey. Şimdi biz neden stresi engelleyelim diyoruz? Bağışıklık sistemimiz çökmesin. Çünkü tamam hijyeni yaptık, işte temizliğe dikkat ettik, sosyal mesafeyi koruduk. Ama çok yoğun stresle ne oluyor? Senin bağışıklık sistemin pat diye çöküyor. O zaman hani kaş yaparken göz çıkartmış oluyoruz. Doktor Özün çok güzel bir yazısı vardı. Enteresan, o da WhatsApp'tan geldi ama onu okudum. Yok, veya birisi Facebook'a koymuştu. Pozitif olarak başladığı için sanırım o beni başta tuttu. Bu sonuçta herhangi bir flu gibi, bir salgın gibi bir virüs. Ve bu dönemde en önemli olan ve bundan sonra da bağışıklık sistemimizin güçlü durması için beslenmemize, uykumuza, sporumuza, oksijenimize dikkat etmek diyor. Ki bu da senin şu anda söylediğinin aynısı. Bir tane daha hemen geçiyorum şeye. Elvan Yurtlu. Merhaba, 14 Mart'tan beri evdeyim. Kimseyle temasım yok ama öksürüğüm var. Sanırım psikolojik. Gıcık gibi, inanın korkum tavan yaptı. Güzel önerileriniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Peki. Şimdi çok çok güzel bir soru. Aslında bunu da ben genelde hep dahil ediyorum konuşmama. Şimdi yani bu konuyu dahil ediyorum. Onun için güzel bir şey oldu, vesile oldu. Şimdi bakın, hastalık hastalığı dediğimiz, halk arasında hastalık hastalığı dediğimiz bir durum var. Hipokondriya. Şimdi hipokondriya durumlarında biz hani eğer uzman olarak yani bu işin psikolojik olduğunu düşünürsek biraz işte hastanın beklemesini, biraz süre geçmesini isteriz. Çünkü şunu görecektir. Yani aslında bu sürecin psikolojik olduğunu görecektir. Fakat koronavirüs süreci çok olağanüstü bir süreç. Burada biraz kuralların yıkıldığı bir süreç. Onun için şimdi Elvan mıydı? Elvan Hanım, şimdi Elvan Hanım eğer öksürüğünle beraber işte yüksek ateşi veya işte kırgınlığı, yorgunluğu varsa muhakkak bir sağlık merkezine başvurmasını öneriyorum. Yani bu dönem şöyle bir lüksümüz yok, bekle deme lüksümüz yok. Ama şöyle bana derseniz ki ya ben işte 40 gündür evdeyim, son bir aydır öksürüyorum. O zaman hani aklın yolu bir zaten. Bu süreç biliyorsun daha evet, çabuk ilerliyor. 14 Mart yani. Demişti sanıyorum. 14 Mart yaklaşık bir aydır, evet. O psikolojik sanıyorum hepimize gidip geliyor. Ben bugün yataktan kalktım, evet. Kendimi sıcak hissettim. Hemen ateşime baktım. Sonra da kendi kendime diyorum ki ne yapıyorsun, hastalık hastası olma diye. O yani hepimizde olan bir şey. Figen Arın bir sorusu var. Oğlum Meksika'da hoca, 10 gündür evinde. İlerleyen sürede yiyeceğine erişimini de kısıtlanıp aç kalacağını düşünerek endişe içerisindeyim, huzursuzum. Tabii bir anne olarak bunlar çok normal şeyler. Bu konuda ne diyorsun Şeynazcığım?
Evet. Şimdi genel olarak sapmaya baktığımız zaman dünya çapında hani bu virüs, bunu belki gazetelerde de okumuşsunuzdur. Ben bunu ayrıca başka bir kaynaktan da yani Dünya Sağlık Örgütü ile alakalı bir kaynaktan da ayrıca temin ettim. Yaklaşık bir 2 aylık süreci var bunun, hani peak ettiği, ondan sonra düşüyor. Yani önümüzde aslında günlerden bahsediyoruz veya aylardan bahsediyoruz. Şimdi sonuçta hepimiz önlemler alıyoruz. Dolayısıyla hani işte kısa vadeli gidip hani marketleri talan etmek gibi değil. Yani dikkat ederseniz o da zaten normalize oldu. İlk başta bir hani insanlar korktu. İşte yani en azından sizin orada nasıl işledi bilmiyorum ama burada bayağı gerçekten marketler boşaldı. O da çok normal. Çünkü insanoğlu olarak gene bu da çok evrimsel bir şey. Hayatta kalma stratejisiyle hayatta kalmak için de aç kalmamak lazım. İşte gidiyoruz, ne yapıyoruz? Anlamsız bu tür şeyler yapıyoruz. Ama şu an anlamsız diyorum, aslında yaparken son derece anlamlı. Çünkü bilinmezlik var. Şimdi bak, biraz daha bilinmezlik kayboldu ya, biraz daha önümüzü görüyor. Nasıl kayboldu? İşte Çin'de vaka sayısı sıfırlandı. İşte Japonya'da okullar açıldı. İşte Çin sağlık çalışanlarını işte törenle uğurladı. Şimdi bunlar bizim için bir umut kaynağı. Onun için biraz işin daha olumlu taraflarını da görelim. Yani beklenilen o ki çok ultra bir şey olmadığı müddetçe daha kötüye gitmeyecek. Yani özellikle de dikkat edersek hijyenimize, önlemlerimize bir şekilde bu bir zaptrapta alınacak. Onun için hani böyle bir aç kalma gibi bir tehlike olacağını ben düşünmüyorum. Bir sorumuz daha var. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs salgınına şahit olan ve duyan öncelikle okul öncesi çocuklara koronavirüs nasıl anlatılmalı? Bu arada çok gelen Evet. teşekkürler Şehnaz'cığım. Bizim yayın bittikten sonra girip altına bakarsan çok sevinirim. İsimleri teker teker verebilme imkanım yok. Ama Tabii şu ki. anda 40 dakikamız oldu. Bana faydalı olduğunu biliyorum. Eminim bir süre sonra da faydalıdır. Teşekkür ederim. Amacımız, hedefimiz o tabii ki. Yani dediğim gibi burada hani burası benim için ayrı da bir anlam ifade ediyor. Hani diyebilirim ki en rahat olduğum konuşma yerlerinden biri, çünkü evimde hissediyorum kendimi. Yani evimdeyim ama gönlen kalben de evimde hissediyorum. Kendi Instagram canlı yayınımda bile daha heyecanlanmıştım. Şimdi şöyle, burada kilit nokta şu: çocuklara bilgiyi net, direkt ve en basit haliyle anlatacağız. Ama dikkat etmemiz gereken anahtar cümle şu: ölüm sözcüğünü kullanmadan. Çünkü özellikle okul öncesi çocuklar, yani o yaş grubunda onu çok iyi algılayıp değerlendiremeyebilirler. Yani işte ne bileyim, virüsün resmini çizerek, işte bak hani virüsün üstüne bir çarpı koyarak, bu virüs zararlı bir virüs, işte elimizi yıkarsak bu virüsü yok ediyoruz falan gibi, hani bu tür animasyonlarla ölümden bahsetmeyerek ama tehlikenin olduğunu ifade ederek çocuklara anlatmanızı öneriyorum. Ve işte bu arada tabii şu da var, yani bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi çocuğa bu bilgiyi veriyoruz, tamam, anlatıyoruz bilgiyi ama kendimiz elimiz ayağımıza dolanıyor. Çocuk direkt bunu alır, sünger gibidir çocuk. Biliyorsun, sen de 2 tane kız çocuğu büyüttün. Yani biz onlar için aynayız. Evet, zaten bir başta bile alıyorlar. Yani okul öncesine bile gerek yok. Başta ben kendimi kaybederek evde bir temizlik şeyine girdiğimi gördüm. Ki Türkiye'de bu çok daha ciddi bir şekilde evde yapılmış. Bir de sürekli 3 günde bir evi temizliyorlar. Eğer zaten dışarı girip çıkan yoksa evdeki temizliğin ne kadar faydalı olacağı belli bir zamandan sonra şeyi yok. Baktım ben kapı kollarını siliyorum ama işte onlar yapıyor filan. Kızların gözleri şöyle açılmaya başladı. Dedim ki Esra, sen biraz geri çekil. Bir kısmını hala yapman gerekiyorsa belki onlar uyurken yap ki görmesinler. Çünkü o kadar doğru söylüyorsun ki, yani biz kendimizi kaybettiğimiz zaman da onlar bize direkt çekerek olumsuz Evet. Evet. Mesela konuşmanın
konuşmamızın başında şeyi paylaştım ya, koronavirüsle ilgili aslında bu virüsün diğer virüslerden çok farklı olmadığını, bilinen bir virüs grubunun yeni çıkmış bir bireyi olduğunu biz yetişkinler için bu bilgiyi verdim ya. Neden? Çünkü hani en azından tamam, bildiğimiz bir gruptan çıkıyor bu. Diğerlerini kontrole aldık, bunu da alacağız gibi bir çıkarsama yapıyoruz. Şimdi çocuklara da anlatırken tabii bu kadar detaya girmeden bir kere çok mu olmak lazım? Gereksiz bilgiyi tamamen yok edin. Net bir iki cümleyle veya üç cümleyle anlatın. Mesela onlara şey diyebilirsiniz. Hani bu aslında diğer virüslerden çok da farklı değil. Sadece yeni bir virüs. Tanımaya çalışıyoruz. Gribe benzer bir virüs ama biraz tehlikeli gibi bu tür bilgileri verip, yalnız muhakkak bu bilginin arkasında Esra, onlara hem model olmak, sükuneti korumak, sakin olmak, çünkü çocukların bu güven duygusuna çok ihtiyacı var. Bir de onlara şunu söylemek, yani bir ebeveyn olarak onları bu tehlikeye karşı korumak için sizin bir ebeveyn olarak elinizden gelen her şeyi yaptığınızı çocuklara muhakkak söylemek lazım. Yani ben senin sağlığını koruyorum. Güvende hissetmesi çok önemli diyorsun. Evet, çok önemli. Ve şimdi biliyorsunuz çocukların artık çok ufak yaştan itibaren elinde iPad vesaire oluyor. Bu dönem bunu sınırlandırmak lazım. Evet, ben mesela daha önceden yine özellikle Talya, bizim evde asi çocuk Talya olduğu için onun sürekli elindeki elektroniği şu anda kısıtlamaya çalışıyordum. Selin'le geçenlerde yürürken konuşuruz ki bazı şeyler esasında enteresan ama bu aileye dönmek benim hoşuma gitti. Evden çalışıyor olmanın çok zor yanları olsa da çocuklarımla vakit geçirebiliyor olmam. Ben onları 2 hafta boyunca kahvaltı hazırlayabildiğim zaman yok. Yani bir de onları görmeye çalışıyorum. İşte Selin'le yürürken dedim ki onun ekipteki arkadaşlar, onlar da FaceTime yapıyorlar, Zoom yapıyorlar. İşte bale derslerine başladılar online falan. Dedim erkekler ne yapıyorlar bu dönemde? Hepsi de bilgisayarın başında. Şimdi ona mesela çok güzel değindin yine. Şimdi bir anne olarak da düşünüyorum. Başka yapacak bir şey bulamazsan çocuğa ne yapacaksın? Bilgisayar başında olacak. Onu da kısıtlamakta bir problem var. Yani bunu nasıl şey yapabiliriz? Nasıl kontrol altına alabiliriz? Kitap mı okumaya yönlendirmeli? Beraber film mi seyretmeli? Biz geçenlerde mesela onu yaptık. Sen mesela neler yapıyorsun? Senin de bu kaygıların var. Bir çocuğun yurt dışında yaşıyor, bir anne olarak kaygılarını nasıl kontrol altına alıyorsun? Tabii senin için o kadar zor olmasa da. Bir de seni dinleyeyim. Yok. İnan bu bilgiyi onun için girer ayak, buraya girer ayak paylaştım. Benim de kaygılarım var. Zaten diyorum ya, yani ben bu kaygıyı tutmak zorundayım. Mesela geçen gün dışarı çıkmış halime ben kendim de kendime güldüm. Yani işte çıkardım kayak gözünü buldum taktım vesaire. Şimdi benim de yani bu işi yapıyor olmam veya bir uzmanlığa sahip olmam demek daha rahat olmamı inan gerektirmiyor. Evet, bu soru bana çok geliyor. Hani sizin de çocuğunuz yurt dışında. Şu an mevcut durumu değiştirebilir miyim? Hayır. Ben Memo'nun yanına gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. O gelebiliyor mu? Gelemiyor. Ama ne yapıyoruz? Teknolojiyi kullanıyoruz. Her gün muhakkak birbirimizle konuşuyoruz. Evet, orada belki biraz terapist kimliğimden çıkıyorum. Anne olarak da işte hijyenini her seferinde hatırlatıyorum. Ama diğer taraftan da bir şekilde hani kendime de çocuklarıma da bu sürecin geçeceğini, ama burayı ya bu süreci olabildiğince keyifle ve hani güvenle atlatmak. Mesela biz kızımla iş bölümü yaptık. Şu an kızımla evdeyiz. Evdeki bütün yemekleri o yapıyor. İşte işin daha toparlama ve temizlik bölümlerine ben üstlendim. Mesela böyle bir iş bölümü yaptık ve bu bile bize zevkli geliyor. Yani bu tür hani kaostan ileride inşallah hani bu işi zararsız bir şekilde atlatabilirsek, geriye dönüp baktığımızda keyifle anacağımız günler olmasını hedefleyelim. Bu arada yorumlara bakıyorum. Dediğim gibi tekrar senin yorumlara gitmen lazım. Birkaç öneri var. Çok seyreden olduğu için işte tuval boyamak, resim yapmak kızıyla beraber. Evet. Paylaşanlar var.
çok güzel bir şey gelmiş. Başlangıç cümlesi çok hoşuma gitti. Şehri yıldız. Bu sürecin uzayacağını düşünerek kendimi alıştırıyorum. Bunu ben de yapıyorum esasında. Çünkü daha henüz bitmedi. Daha önümüzde yol var. Başta 2 hafta diyorduk. Şimdi biliyorum ki bir ay daha evdeyim. Dolayısıyla bu sürecin uzayacağını düşünmek bile, onu kabullenmek bile bana esasında beni rahatlatıyor. Kendimi böyle de sıkmıyorum. Doğru mu bilemedim. Bakın, az önce dedim ya, bu iş biraz şey gibi düşün, böyle hot kötür kıyafet dikmek gibi. Yani o an sana ne iyi geliyorsa, senin oradaki hayatta kalma stratejin neyse o. Yani işte bu strateji eğer iyi geliyorsa tamamen devam. Yani önemli olan şurayı yapılandırmak. Yani biz zihnimizi, buradaki şemayı ne şekilde yapılandırırsak o bizim için önemli. Yani senin için iyi olan bir şey bana iyi gelmeyebilir. Ben belki haftada 2 tane kitap bitiriyorum ama bak sen ne dedin? Ben odaklanamıyorum dedin. İşte sen belki her gün spor yapacaksın ama işte arkadaşın gün aşırı yapacak. Yani gayet de güzel bir strateji. Evet, kendine hani olabilecek maksimuma hazırlamak. Bunu normalde de yaparız ya. Şimdi ne yazık ki bu süreci ayırt ederken böyle normalin dışı gibi ayırt ediyoruz. Çünkü gerçekten normalin dışı bir süreç. Yani normal hayatta da öyle yapmaz mıyız? Hani biraz daha kötüsünü, yani kötüsü derken hani kendime hazırlayayım da deriz. İyisi olunca sevinelim deriz bunu. Hani insanoğlu olarak böyle bir eğilimimiz vardır. Hiçbir sakıncası yok. Ne güzel bir strateji. Şimdi kanserle ilgili birkaç soru gelmiş. Onları söyleyeceğim ama cevap vermiyoruz. Şöyle ki Şehnaz özellikle psikoonkoloji yapmıyor. Bu konuyla ilgili daha uzmanlarımız devam edecek. Kanser hastası olarak vücut direncimizi nasıl koruyabiliriz? Bununla ilgili belki bir beslenme uzmanını ileride davet edebiliriz. Öyle düşünüyorum. Kanseri yenen COVID-19'u yenebilir mi Esra abla? Erhancığım, Şimdi yenen var ya, hele ben sizi teker teker tanıyorum. Bir çoğunuzu Şehnaz da tanıyor. Erhan hatırladığım kadarıyla zaten Şehnaz'ın bize hostluk yaptığı gecelerden birine gelmişti. Ben doktor olarak söylemiyorum ama sizin gücünüzü o kadar iyi biliyorum ki, o kadar iyi biliyorum. Kanser sizden korksun diyorduk ya, önlemlerinizi almaya devam edin, yapılması gerekenleri yapın. Ah Erhan'cığım, ah biliyorum ben senin neler yapacağını. Şehnaz biliyorum. bu arada Esra'cığım, şöyle bir şey paylaşacağım. Gene böyle senin kadar çok sevdiğim ve senden bir sene sonra tanıştığım, halen de görüştüğüm çok yakın bir arkadaşım. Yeni, yani birkaç ay oluyor tedavisi biteli, kanser tedavisi ve ben bu süreçte hep onunla beraberdim. Ve şeyi konuştuk. Aslında şu anki bütün hijyen önlemleri işte tedavi ve tedavi sonrasında kanser hastalarının yaptığı şeyler. Yani benim arkadaşım işte kalabalık yerlere girmez, sosyal mesafesini korur, maskesini takar. Yani aslında bu konuda kanserle savaşan kişiler birçok konuda çok çok daha bilinçli. Bunda şöyle bir şey vardı, onu hatırlıyorum ki bunu çok sık görüyoruz. Bizim bir kampanyamız vardı. Sırf biz yapmadık tabii, bir sürü dernekler yaptı. Zaten bir işi hep beraber yapıyoruz. Ben o dernek yaptı, bu dernek yaptı diye görmüyorum. Maskemden korkma diye. Bizim sayfamızda çıkan şeylerden biri. Zamanında maskeyle dolaşıldığı zaman herkes hakikaten öcü gibi bakıyordu. Mesela Çin'de bu seneler önce bile yoktu. Çünkü ben Çin'e seyahat ediyordum biliyorsun işle ilgili. Orada çok fazla hava kirliliği olduğu için bisikletlerine binip herkesin suratına maske vardı. Ben ilk gittiğimde çok enteresan gelmişti. Ondan sonra alıştım. Şimdi zaten onların hepsi takıyor. Başka bir şey de, şimdi kanser hastalarının söylediği şöyle bir şey var. İşte hepsi bize baktı öcü diye. Şimdi herkes maskelerle dışarı çıkıyor. Hakikaten söylediğin gibi kanser hastaları veya survivorlar zaten bu aşamada neler yapılması gerektiğini daha bilinçli olarak biliyorlar. Bir avantajları var bu konuda. Çünkü daha önceden bunları yaşamışlıkları var. Kendine dikkat etmek yolunda. Evet. Sanıyorum bir 8 dakikamız daha var. Soruya bakıyorum tekrar. Gelen bir soru var mı? Şu anda yeni sorular yok. Şöyle diyelim Şeynaz.
Bence esasında bunun en güzeli şöyle olacak. Senden mesela 1,5 ay sonra tekrar bir canlı yayın yapsak. Her şey geride kalmış olsa. Bir de bunun tabii sonradan etkileri de olacak hepimize. Belki o Evet. zaman da bir geriye dönüp diyeceğiz ki, ha bunu da geçirdik. Bunların üstesinden de geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Değil mi? Çünkü bu geçtikten sonra da bunun izleri bizde kalacak. Ne düşünüyorsun? Evet, zaten finale doğru bunu da konuşmak isterim. Şimdi hani bu dönemi, özellikle şu karantina dönemini ve işte bütün izlediğimiz haberler olsun, işte seyirci kaldığımız ölüm, işte can kayıpları olsun, işte entübe hasta görüntüleri olsun, gazetelerde okuduğumuz haberler olsun. Şimdi bunların hepsi aslında bir travma. Şimdi biz bu süreç geçip bittikten sonra buna da hazırlıklı olalım. Bu döneme ait herhangi bir uyaranla karşı karşıya kaldığımızda, mesela uzun bir müddet insanlar toplu taşımada gene şey yapacak, sosyal mesafesini korumaya çalışacak. Yani bu böyle ruhumuza işledi bizim. Veya işte bundan 10 sene sonra bile virüs dendiği zaman aklımıza artık ilk gelecek şey bizim koronavirüs olacak. Şimdi bu dönem niye birçok meslektaşım, ruh sağlığı uzmanı neden bu dönem bu kadar canla başla sesleniyor herkese? Çünkü bu dönemi ne kadar aklı selim ve sükunetli bir şekilde atlatabilirsek, yani travmayı işleyerek gidersek, bunun sonrası olan süreci çok daha iyi toparlayacağız. Çünkü evet, şuna hazırlıklı olalım. Güneş doğacak ama biz biraz bunun, hani depremden sonra artçıları olur ya Esra, onu Evet. biraz yaşayacağız. Onun Ben için bu dönemi... film seyrederken çok enteresan. Şimdi social distancing var ya. Film seyrederken insanlar bir sarılıyor filan. İlk o anlık gelen bana, dur ne yapıyorsunuz diyorum. Yani bu çok uzun süre devam edecek. Bu arada bizim konuşmamızdan sonra çok güzel yine yorumlar var. Teşekkürler, tam destek, hep destek. Gülücükler eksik olmasın yüzümüzden. Bu Erhan'dan gelmiş. Nur Melike Akbaş, kemoterapinin yanında koronanın lafı mı olur? Daha 7 haftam var ve bittiğinde dilerim bu salgın da bitecek. Panik olmayalım, kararlı olalım. Hedefim sensin kanser. Çok böyle insanı iyi hissettiren mesajlar. O kadar hoşuma gidiyor ki. Esra'cığım, 8 kemo, 21 gün Herceptin, 7 seneden beri Arimetex kullanmış olan biri kişilere korona gelmeye korkar. Demek ki biraz güç verdik. Yapmak istediklerimiz bir saat içinde de olsa erişmesi gereken yere erişti değilizdir. Ben kendimi daha iyi hissediyorum. Yani özellikle yaşadıklarının normal olduğunu bilmek insana iyi hissettiriyor. İşte kontrolü kaybettiğimiz zaman da neler yapmamız gerektiğini çok güzel özetledin bize. Her zamanki gibi sana çok 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 teşekkür ediyorum. Senin kapanışta söylemek istediğin bir şey var mı bilmiyorum. Ben dediğim gibi 30 yıllık arkadaşımsın. İnişler çıkışlar oldu. Her zaman olmuştur. Birbirimize olan sevgimiz bence hiçbir zaman eksilmedi. Ve kanserle dansın ilk gününde varsın. Son günümüz hiç olmayacak ama hep yanımızda olacaksın, onu biliyorum Şehnaz'cığım. Evet, son günümüz olmayacak. Ondan ben de eminim her anlamda ve ben gerçekten bugün burada bu konuşmayı yaparken, diğer taraftan da özellikle sen yorumları okuduğunda, ki bittikten sonra seansım yok, hepsini teker teker okuyacağım. Şeyi fark ettim. Hani bu süreçte bu kadar endişesi olan kişilerin aslında kanserle dans grubuyla bir tanışması lazım, öyle değil mi? Yani ne kadar kuvvetli herkes, değil mi? Burada ne kadar güzel mesajlar aktardıklarını en azından. Ben de bir an onu düşündüm. Yani örnek alınası bir gruba bu sunumu yaptığım için gurur duyuyorum. Bana bu fırsatı verdiğin için sana bir kere daha teşekkür ediyorum. İyi ki kanserle dansı düşünmüşsünüz. Ebru'ya da teşekkür ediyorum. Bütün kanserle dans ekibine teşekkür ediyorum. Bu günler geçecek. Biz inşallah daha başka günlerde, başka konularda gene bir araya gelelim. Şey olabilir, ilerleyen zamanlarda Esra, şimdi aklıma geldi.
bu süreç bir geçsin, bu sürecin artçılarını da bir atlatalım ama daha ilerleyen zamanlarda grupta belki böyle oylamalar yaparız istenilen konularda. Beraber burada gene belki bu kadar bir saat değil ama böyle daha kompakt minik minik konular konuşabiliriz. O bizim ekip bir saatten fazla konuşur, sen ona emin olabilirsin. Ama şimdi mesela seninle konuşmak da bize iyi geldi diye düşünüyorum. Hep de kanser hakkında konuşmak ne kadar doğru. Hepimiz sonuçta bir insanız. Günlük işte annelerin kaygıları bile bir kanser hastası olsun, hastası olmasın, bakanı olsun, bakmayanı olsun. Onlara da değinmek lazım. Başlangıcı yaptık. Demek ki bunu bekliyormuşuz, bugünü bekliyormuşuz. Bundan sonra devam ederiz artık. Harika. Peki o zaman herkese yeniden çok teşekkür ederim. Her zaman buradayım. Kanserle Dans'ın bir fahri üyesi olarak. Senin aynı zamanda bir online şeyin de var Şehnazcığım. Neydi o evinizde terapi mi? Ondan bahseder misin? Eğer sana ulaşmak isteyenler varsa oradan ulaşabilirler. Tabii her zaman. Ben 3 senedir şimdi meslektaşlarım genel olarak online terapiye yöneldiler zaten. Benim 3 senedir sahip olduğum evinizde terapi işte web sitem var, bakabilirler oradan da. Bir online site, işte online terapi sitesi ama Skype üzerinden konuşuyorum danışanlarımla. Zaten çoğunlukla İstanbul ve Türkiye dışı danışanlarım var. Her zaman ne zaman isterlerse bana oradan da ulaşabilirler. Harika. Bizim normalde ileriki günlerde bizlerle beraber olan hocalarımız toplu terapi veriyorlar sağ olsun onlar gönüllü olarak da. Belki bir online toplu terapimiz olur. Ayda bir yaparız. Hazır evdeyim ben de. Ben de destek olabildiğim kadar olurum. Neden olmasın? Olur tabii ki. Tabii ki. Yani online grup terapileri de oluyor. Memnuniyetle yaparız. Yani siz projeyi üretin. Ben her zaman yanınızda olacağım. Harika. Benim için gurur verici bir süreç. Teşekkür ediyorum Şehnacığım. Sizlere de çok her ne kadar seyircilerimizi, dinleyenlerimizi görmesek onlara da el sallıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber bu saati geçirdiğiniz için. Daha güzel günler. Ben de teşekkür ediyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşça kal.